Ateş! Suriye'nin kuzeyinde PKK-YPG'nin Afrin kantonuna operasyon hazırlıkları başladı. Oradan Türkiye'ye yönelik potansiyel bir tehdit var. Soçi zirvesinden sonra Milli Güvenlik Kurulu'nu toplayan Türkiye, İdlib'deki misyonun Afrin'de de uygulanması gerektiğini belirtti. Bu görüş MGK bildirisinde de yer aldı. Orada Kuzey Suriye'de olup bitenler ve Suriye'de olup bitenler Ankara'nın güvenliğiyle doğrudan ilgili şeylerdi. Biz onu kendimizden ayrı ve ayrıksı göremeyiz. İdlib'de konuşlanan Türk ordusu şu anda Afrin'i kuşatmış durumda. Operasyonun eli kulağında. Afrin veya başka bir bölgeden de Türkiye'ye yönelik tehdit geldiği zaman hiçbir tereddüt göstermeden oralara gireriz. Buraları temizleriz, teröristlerden temizleriz. PKK-YPG'nin saldırılarını hatırlatan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, operasyon için tereddüt etmeyiz mesajı verdi. Afrin'de Türkiye'nin aleyhine gelişmelere izin vermeyeceğimizi bütün muhataplarımıza söyledik. Olası Afrin operasyonunu ulusal kanala değerlendiren emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak istediğini söyledi. Aktif de bir tehdit var çünkü o bölgede biliyorsunuz sınır güvenliğini sağlayabilmek maksadıyla devletimiz duvar örüyor. O duvarların yapılmasına yönelik tehditler var. PKK-YPG'nin saldırılarını hatırlatan Yavuz, Türkiye'nin Afrin'e operasyon yapmaya hakkı var dedi. Tehdidi ortadan kaldırmak maksadıyla uzun zamandır gündemde bir operasyon söz konusu. Onu görüyorum. Bu böyle bir durum söz konusuysa bu son derece meşru bir amaçtır ve bu operasyon yapılmalıdır. Yavuz'a göre Afrin operasyonunun ardından Türk ordusunun bir sonraki hedefi Menbiç olmalı. Doğusuyla batısını ayıran Fırat Nehri'ni kendinize sınır alacaksınız. Süleyman Şah türbenizi de götürüp oraya koyacaksınız. O zaman öyle bir koridor ihtimali ortadan zaten kalkar.